Permutasyon örnek sorular. Bu videomuzda permutasyon konusuna ait bazı örnekleri inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda permutasyonun ne olduğunu konuşmuştuk. Kısaca hatırlayacak olursak permutasyon sıralama veya dizilme işlemlerinin kaç farklı şekilde yapılabileceğini bize veriyordu. Formülünü de hatırlayacak olursak P e N'in R'lisi. N'in R'li permutasyonu demektir bu. N tane farklı şeyin R tanesinin kaç farklı şekilde sıralanabileceğini veya dizilebileceğini bize verir. Bunun hesaplanması n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde gerçekleşmektedir. Permutasyonun formülü budur. Birinci sorumuza baktığımızda tamamıyla permutasyon formülüyle ilgili bir uygulamayla karşı karşıyayız. 5'in sıfırlı permutasyonu. Hesaplayalım. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 0 o da 5 eder. 5 faktöriyel. Sonuç 1'dir. Devam edelim. 4'ün dörtlü permutasyonu. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 4 0 faktöriyel eder. 0 faktöriyel 1'dir. Sonucumuz 4 faktöriyel. Yani 4 faktöriyel de hesaplayacak olursak 4, 3, 2, 1'i çarpacağız. 24. 6'nın 1'li permutasyonuna gelirsek. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 1 5 faktöriyel. Yukarıdaki büyük olan faktöriyelliği aşağıdaki küçük olan faktöriyelliğe benzeteceğiz. 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Bunlar birbirini götürürse 6 sonucunu buluruz. Bulduğumuz bu sonuçları toplayacak olursak 1 artı 24 artı 6 eşittir 31 olarak bulunur. Birinci sorumuz sadece ve sadece permütasyon formülünün hesaplanması ile ilgili bir soru idi. İkinci sorumuza geldiğimizde yine permütasyon formülü ile ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. N tane şeyin ikili sıralanmalarının sayısı 90'mış. Formülün kuralını uygularsak n faktöriyel bölü n 2 faktöriyel eşittir 90. Yukarıdaki büyük olan faktöriyelliği aşağıdakine benzetecek olursak n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel eşittir 90. n eksi 2 faktöriyeller birbirini götürürse burada n çarpı n 1 kalır. n'de n-1'i biraz düşünürsek aralarında bir fa fark olan iki şey çarpılmış ve 90 etmiş. 90'ın aralarında bir fark olan çarpanları 10 9'dur. n'in 10 olduğunu açıkça görüyoruz. 10 yazarsak burası da 9 ediyor. n'i 10 olarak bulduk. 10 tane şeyin ikili permütasyonlarının sayısı 90 ediyormuş. 3. sorumuza gelirsek. A B C D E F kümesinin elemanlarının üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Kaç eleman olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 P 6'nın üçlüsü. Hesaplayacak olursak 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3'ten 3 faktöriyel. Büyük olan faktöriyeli küçüğe benzetecek olursak 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. Aşağıda da 3 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürür. 6 kere 5 34 ile çarparsak 120. 120 tane bunun üçlü permütasyonu var. Yani burada 120 tane Üçlü dizilim var. Dört tane üçlü permütasyon örneği yazınız. Yazalım. A B C. Bu bir üçlü permütasyondur. A B D. Bulduğumuz 120 tane bunların sayısı. Böyle üçlü üçlü sıraladığımızda kaç tane çıktığının sayısını verdi bu bize. Bu kendi içinde yer değiştirsin. A C B. Bunun kendi içindeki yer değiştirmeleri de var bunun içinde. D, A, B. 4 tane üçlü permütasyon örneği yazdım. Bunların adedi kaç? 120 tane. Yaz yaz bitmez. Bu bulduğumuz 120'nin bu şekilde bunun içinden seçilen üçlünün kendi aralarındaki yer değiştirmelerinin sayı, toplam sayısı olduğunu bilmeliyiz. Dördüncü sorumuza gelirsek. A, B, C, D, E, F kümesinin dörtlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Kümede 6 eleman var. P, 6'nın dörtlüsü. Yapacağımız şey 6 faktöriyel bölü. 6 eksi 4, 2 faktöriyel. Büyük olanı küçüğe benzetirsek, 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel birbirini götürür. 6 kere 5, 30. 120, 360. En çok iki elemanlı permütasyonlarının sayısı. En çok iki elemanlı permütasyonlarının sayısı. Altının sıfırlı permütasyonu, altının birli permütasyonu ve altının ikili permütasyonunun toplamıdır buradaki sorumuzun cevabı. En çok iki elemanlı permutasyonlar diyor. Sıfır elemanlı en çok ikiye uyar. İkiden aşağıdakilerin hepsi kabulümüz. Bir elemanlar uyar. iki elemanlı da uyar. İkiyi geçemeyiz ama en çok iki elemanlı permutasyonların sayısı isteniyor. Şimdi bunları hesaplamaya başlarsak. 6 faktöriyel bölü. 6 0. 6 faktöriyel. Artı. 6 faktöriyel bölü. 6 eksi 1 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 4 faktöriyel. Burası zaten direkt 1 eder. Burayı büyük olanı küçüğe benzetirsek 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Burada da büyük olanı küçüğe benzetirsek 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bunlar birbirini götürür, bunlar birbirini götürür. 1 artı 6 artı 30'dan 37 olarak en çok 2 elemanlı permütasyonlarının sayısını buluruz. C şıkkına geldiğimizde en az 5 elemanlı permütasyonlarının sayısı kaçtır? En az 5 dediğine göre 6'nın 5'li permütasyonları artı 6'nın 6'lı permütasyonlarıdır. Daha da ileri gidemeyiz çünkü 6 tane elemanı var. 6'nın 5'li permütasyonu 6 faktöriyel bölü 6 eksi 5'ten 1 faktöriyel. 6'nın 6'lı permütasyonu 6 faktöriyel bölü 6 eksi 6'dan 0 faktöriyel. 1 faktöriyel 1'dir, 0 faktöriyel de 1'dir. Burada 2 tane 6 faktöriyel var. 6 faktöriyel 720. Buradaki 6 faktöriyel de 720. Topladığımızda 1440 olarak Cevabı buluruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde en önemli soru tiplerinden birisine geliyoruz. Kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında A bulunmaz? A bulunmayan üçlü permütasyonları istiyor. A atılır. Geri kalan üçlü permütasyonlarda A bulunmamış olur. A'yı attığımızda geriye 5 eleman kalıyor. 5'in üçlü permütasyonu A şıkkımızın cevabı. Hesaplayacak olursak 5 faktöriyel bölü 5 3'ten 2 faktöriyel büyük olanı 3'e benzetirsek 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyeller giderse 20 60 tanesinde A bulunmaz üçlü permütasyonları. Üçlü permütasyonların kaçında A bulunur? A bulunanları bulmanın yolu ise şudur. Tüm üçlüler eksi A bulunmayan üçlüler. Tüm üçlüler 6 eleman var. 6'nın üçlü permütasyonu A bulunmayan A'yı atıp geriye kalan elemanların üçlüleri. 5'in üçlüsünün zaten 60 olduğunu bir önceki şıkta bulmuştuk. 6'nın üçlüsüne gelsek onu şöyle şurada hesaplayalım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3'ten 3 faktöriyel. 6, 5, 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller birbirini götürür. 6 kere 5, 30, 4 ile çarparsak 120. 120'den 60'ı çıkartırsak 60 tanesinde A bulunur. C şıkkına gelirsek üçlü permütasyonlarının kaçında A bulunur? B bulunmaz. A bulunur, B bulunmaz da bir kere B'yi kafadan atacağız. B'nin çünkü bulunması hiç istenmiyor. Fakat A'nın bulunması isteniyor. B bulunmayan bunun yapılışı şöyledir. B bulunmayan üçlüler eksi A ve B bulunmayan üçlüler çıkartılırsa A bulunup B bulunmayanlar kalınır, kalır. B bulunmayan üçlüler B'yi attığımızda geriye kalanların üçlüleridir. 5'in üçlüsü eksi a ve b bulunmayan üçlüler a ve b'nin ikisini de attıktan sonra hesaplayacağımız üçlülerdir. b bulunmayandan a ve b bulunmayanı çıkartırsak a bulunup b bulunmayan kalır. Okul sınavlarında gelme ihtimali oldukça yüksek. Test sınavlarında da gelme ihtimali, testlerde de karşımıza gelme ihtimali oldukça yüksektir. Nasıl yapılacağı kafamıza işlemelidir. Bu şekilde her zaman çözeceğiz. 5'in 3'lü permütasyonunu şurada hesaplamıştık, atmıştı. 4'ün 3'lüsünü de şu kenarda hesaplayalım. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3'ten 1 faktöriyel. Bu da 24 eder. 36 tanesinde A bulunur, B bulunmaz. D şıkkına geldiğimizde üçlü permutasyonlarının kaçında A veya B bulunur? A veya B'nin anlamı şudur. A bulunsa B bulunmasa kabulümüz. B bulunsa A bulunmasa yine kabulümüz. İkisi de bulunsa kabulümüz. Tek istemediğimiz şey ikisinin de bulunmadı. Tüm üçlüler eksi A ve B bulunmayan üçlüler bize A veya B'nin bulunduğu üçlüleri verir. Bu da çok değerli bir sorudur. Nasıl yapılacağını her zaman için iyi bilmeliyiz. Tüm üçlüler, altının üçlü permütasyonu. A ve B bulunmayan üçlüler, A ve B'nin ikisini de attıktan sonra hesaplayacağımız üçlüler. Dördün üçü. Altının üçlüsünü şurada hesaplamıştık, 120 idi. Dördün üçlü permütasyonu da şurada hesaplamıştık, 24'tü. Çıkartırsak, 96 tanesinde. A veya B bulunur. Şimdi gelelim E şıkkına. Şu kümemizi şuraya tekrar hatırlamak için yazacak olursak A, B, C, D, E, F idi. Üçlü permutasyonların kaçında A ve B birlikte bulunur? A ve B'nin birlikte bulunduğunu bulmak için tüm üçlüler eksi A bulunup B bulunmayan üçlüler eksi B bulunup A bulunmayan üçlüler eksi A ve B bulunmayan Üçlüler. Tüm üçlüler altının üçlü permutasyonudur. A bulunup B bulunmayan üçlülerin hesaplanması ise şurada. 5'in üçü eksi 4'ün 3'ü B bulunup A bulunmayan da bununla aynısı olur. Bundan iki tane. Eksi bir de A ve B'nin ikisinin de bulunmadığı üçlüler. O da şurada yapmıştık zaten. 4'ün üçlüsü, ikisini de attıktan sonra ortaya çıkan üçlülerdir. Bu işlemi yaptığımızda ortaya A ve B'nin birlikte bulundukları kalır. 6'nın üçlüsünün 120 olduğunu bulmuştuk. Şu 5'in üçlüsü eksi 4'ün üçlüsünün 36 olduğunu bulmuştuk. 2 ile çarparsak 72. 4'ün üçlüsünün de 24 olduğunu bulmuştuk. Çıkartırsak 24 sonucu kalır. A ve B'nin birlikte bulunduklarını sayısı ile birlikte bulunmadıklarının sayısı birbiriyle eşit çıktı. İsteyen oradan da kurgulayabilir soruyu. Ama en doğrusu A ve B'nin birlikte bulunduklarını bulmanın yolu tüm üçlülerden A'nın bulunup B'nin bulunmadıkları, B'nin bulunup A'nın bulunmadıkları ve ikisinin de bulunmadıklarını çıkartırsak mecburen ikisinin birlikte bulundukları kalır. Çok önemli ve net olarak yapılışını bilmemiz gereken bir soru daha. Son iki sorumuza geliyoruz. 10 kişinin bulunduğu bir yarışta ilk 3 derece kaç farklı biçimde gerçekleşebilir? Burada özünde aradığımız şey 10 kişiden 3'ünün kaç farklı şekilde sıralanabileceği. Tam olarak permütasyon hesabıdır bu. 10'un 3'lü permütasyonu 10 kişiden 3'ünün 1, 2, 3. olarak kaç farklı şekilde sıralanabileceğini verir bize. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3, 7 faktöriyel. Büyük küçüğe benzetirsek 7 faktöriyeller birbirini götürür. 720 olarak cevabı buluruz. 10 kişinin bulunduğu bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı biçimde seçilebilir. 10 kişiden ikisini seçip sonra onları bir de başkan başkan yardımcısı olarak sıralamamız gerekiyor. Bu nedenle permütasyondur bu. Onun ikili permütasyonu. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 2'den 8 faktöriyel 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyelden cevabı 90 olarak buluruz. İşte bu 6. ve 7. sorumuz ise Günlük hayatta karşımıza gelen ve permütasyonun çözdüğü sorulara örneklerdir. Önümüze permütasyonla ilgili bir sorunun gelip gelmediğini n tane farklı şeyin r tanesinin sıralanması ile ilgili bir soruyu çözüp çözmediğimizden anlarız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.